Üretmiş olduğu döküm takım tezgahları ile Türkiye'nin lider markası İrek Makina şimdi ekranlarımızda. Programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Bugün Bursa Nilüfer'deyiz. Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye sanayisinin dünyaya açılan kapısı İrek Makine'ye konuk olduk. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Orhan İrek var. Merhabalar Orhan Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Şeref verdiniz, iyiyim. Siz gençlerle sohbet etmek beni mutlu edecek mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Öncelikle izleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Memnuniyetle. Kendimizi derken sondan başa doğru dönmeyi tercih edeceğim. Tabii ki. Hem de firmamızı da biraz tanıtmış olayım. 76 senelik bir şirketiz. Bendeniz 42 senedir şirketin mühendisi ve yöneticisiyim. 1979 tahsil. Almanya'nın bir üniversitesinde bitip de döndüm. Ondan istediğim gibi orada Berlin Teknik Üniversitesi'nde metalurji tahsili bitirmiş insan olarak diplomayı aldığım gün uçaktaydım ve Vira Bismillah dedik. Ondan evvel Bursa Erkek Sesi mezunuyum. Ailemiz, anne tarafım çok köklü Bursalı. Baba tarafım, dedem Rus Harbi'nde ülkemize dönerken işte Edirne'de doğmuş. Dolayısıyla bir göçmenlik de var ailede. Peki Orhan Bey, 77 yıllık deneyimli İrek Makina'nın verdiği hizmetlerden bahseder misiniz? İyi, memnuniyetle. İrek Makina'nın hamurunda metal vardır. Babam dökümcüdür. Osmanlı'nın son yıllarında Ali Efendi'den başlayacağım ben. Demin 2000'li yıllardan başlayarak geri döndüm. Şimdi tersini yapacağım. Ali Efendi'nin çırağı benim babam. 1930'lu yıllarda askerden dönüyor. 38 ay, 36 ay Gelibolu'da Çanakkale Savaşı sonrası bitirdikten sonra ustasının elini öpüyor ve iş hayatı başlıyor. Ustası ona bir kiraladığı dükkanla iş hayatını hediye ediyor. Hikayemiz oradan başlıyor. Dolayısıyla Ali Efendi'ye Türkiye Cumhuriyetimiz Tunç Kıran soyadını veriyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne girmiş oldum inşallah. 10 ay sonra da 100. yılımızı kutlayacağız. Genç Türkiye Cumhuriyetimizin hepimizin gözünün bebeği korumamız, yükseltmemiz sanıyorum. İşte onun temellerini konuşacağız. Bizlerin de yıllarca yaşadıklarımız diyeyim, belki büyük tecrübe değil ama oralardan belki kıstadan hisseler çıkarız hep beraber. Peki Orhan Bey, İrek Makina'nın özellikle döktüğü malzemeyi makinalaştırma konseptinden bahseder misiniz? Bahsettiğim gibi hamurumuz metal. Bu metal kalıplarda döküm makine parçası haline gelebiliyor. Onun için babamızın ilk yaptığı en önemli adım, hala da bu anayasamızdır. Ürün, ürün, ürün. Hedefimiz vardır. Dolayısıyla biz 40 sene marangoz makinesi yaptık ve 60'lı yılların filan her yerde o 5 katlı apartmanların kapısını, kasasını yapan makineleri ürettik. Dolayısıyla biz hala metali ergitiriz. Fabrika yapan fabrikaların makinalarını üretiriz her boydan. Rüzgar enerjisinin statorunu, rotorunu, kanatların bağlandığı parçayı dökeriz. Dolayısıyla enerjinin içinde varız. En önemli 30 küsür senedir yaptığımız şey, tüm Avrupa'nın 2 sene sonra, hep öyle derim, Cenevre ya da Frankfurt'ta ya da dünyanın sayılı otomobil fuarlarında göreceğiniz yenik arabaların, yani yeni kasalarıyla sunulan yeni şekiller, markalar hep aynı markalar. Türkiye'mizden çıkar. Burada da bizim yine o konseptimiz çerçevesinde otomobil sektörünün karoser kalıplarına dökeriz. 1500 ile 2000 ton ay olarak. Çok şükür bu Türkiye'mizin bir başarısıdır ve bu hep söylerim 20 yıldır böyle. Yani bir sene, iki sene buraya, dünya buraya gelip, Avrupa buraya gelip
otomobilleri burada dünyaya getirmiyorlar. Karoser kalıplarını ya da kasalar. Benzeri olaylar ne söyleyebilirim size başka? Savunma sektöründe. Vasıflı çelikler, vasıflı dökümler, dede varız. Savunma sektöründe ürünlerimizden bahsedebiliriz. Dolayısıyla yani bizim konseptimiz evet dökümden teknoloji üretiriz. Ama hamurumuz diyeyim dökümdür. Ondan ekmek olur, pizza olur, çantık olur, simit olur. Peki Orhan Bey, şunu sorabilir miyim? Özellikle son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle beraber sanayi sektörü nasıl etkilendi? Özellikle siz makine yapan makineler üretiyorsunuz. Oldukça geniş bir yelpazeye sahipsiniz. Teknoloji ilerledikçe bu sizi nasıl etkiledi? Teknolojinin ilerlemesini biz avantaj olarak kullandık. Ülkemizin sanayisi de bunu böyle kullandı. Dedim ya, Cumhuriyetimizin 100. yılına bir yıldan daha az bir şey kaldı. Ama bu 100 yılın son 30-40 senesinde devamlı yatırım yaptık. Başka ülkelerden daha fazla bilgi topladık. Makine, teçhizat ve bilgi topladık. Toplamaya çalışıyoruz. Ve her geçen gün bilgileri bulmak, almak, yorumunu yani interpretasyon dedikleri ürüne dönüş hale gelmesinde ülkemizin sanayicisinin becerileri çok artmıştır. O sayede savunmadan, otomotivden, elektrikli otomobilden, rüzgar enerjisinden, güneş, solar enerjiye kadar her yerde çok iyi gelişmeler oluyor. Özeti şu, mevcut dijital dünyayı herkes gibi biz de ulaşabildiğimiz için bu işi bir çok daha çabuk mutfaklarımıza getiriyoruz. O sayede biraz da gelir seviyesi, milli gelir seviyesi ya da parasının değeri dolayısıyla zaaftan dolayı, bu zaaftır maalesef, inşallah çok daha kuvvetli bir Türk liramız olur her geçen gün. Zaaflığı avantaj değildir. Ama şimdilik bu sayede Türkiye yakın coğrafyanın üretim üssüdür. O hareketlilik sayesinde devamlı teknolojimize ilaveler yapabiliyoruz. Türk sanayicisi kazandığını teknolojik gelişmeleri bulduğu için değiştiriyor. Çünkü ayakta kalmak için zaten bu şart olduğunu farkındayız. Fakat olumlu oluyor. Yani teknoloji arttıkça biz yarışı kaybetmiyoruz. Hatta iftihara söyleyeyim, ülkemize Avrupa ülkelerine o kadar şey teveccüh var ya ki kelimesi de şu ya da ifade ta stratejik partner. Ben yapamadım, sen yap diyor. Bunun adı bu. Entel bir kelimeyle geliyorlar ama biz de yaparız diyoruz kardeşim. Senin ekmeğini de biz pişiririz, pizzanı da yaparız diyoruz. O bakımdan ben memnunum bu gelişmenin, süratinin ülkemizde. Hoş geldi, sefa geldi. Kapıyoruz, kullanıyoruz. Yani teknoloji oldukça sanayide olumlu bir şekilde geliştirerek, ekstra da kendinizden katarak üretmeye devam ediyorsunuz. Ediyoruz. Devletimiz her gün kendini Sanayi Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla, sanayi odalarımız aynı şekilde hep beraber daha iyi yollara, günlere gidiyoruz. Milli ekonomi konumuza da geleceğim fakat Orhan Bey, öncelikle bizzat kendi üretiminiz olan takım tezgahlarından bahseder misiniz? Yani bu konu hakkında izleyicilerimiz de dahil, bizler de dahil olmak üzere çok fazla bilgiye sahip değiliz. İşin mutfağında olan, bizzat yapan sizlerden takım tezgahları hakkında bilgi almak istiyoruz. Memnuniyetle. En zor soru bu. Ama ben de dilim döndüğünce ifade etmeye çalışayım. Takım tezgahları deyince tüm sanayide üretilenleri yapan çok önemli iki makinanın ismi ifade ediliyor ağırlıklı olarak. Birisi freze, ikincisi tornadır. İşin Türkçesi bu. Almanya'da Werkzeug Maschine derler. Bunu dendiği takdirde bunun insanların %70'i torna freze olduğunu bilmez. Bizde de aynı şekilde takım tezgahları deniyor ama biz bunun freze bölümünde ağırlıklıyız. Torna bölümü de süratle geliştirdiğimiz bir bölüm. Çünkü frezelerimiz çatalsa torna bıçaktır ya da kaşıktır. Yani öyle ifade etmiş olun, biraz naif oluyor ama dolayısıyla yani
Otomobilde kalıbı işleyen makine frezedir. Bir motorun milini işleyen makine tornadır. Dolayısıyla namluyu da işleyen makinedir. Uçağın kanadı işleyen de frezedir. İftarla söyleyeyim araya mesela. Milli Muharebe uçağının 12 metrelik frezesi bu fabrikadan çıkıyor. 2 ay sonra davulla zurnayla yükleyip götüreceğiz Ankara'ya. Ama bu uçağın karbon elyafından kanat kalıbını da işleyecek. Kompozit malzemelerini de işleyecek. Yüksek devirli iş miliyle. Ama aynı zamanda titanyum hafif, işlemesi çok zor bir metaldir. Çok yüksek devirle işlenir. Gücü çok olur. Başka türlü bir iş mili koyarak Milli Muharebe uçağının titanyumdan ana gövde metal parçalarında işleyecek makineyi gönderiyoruz. Dolayısıyla takım tezgahları uçağı da yapar, otomobil de yapar, kendisinin makinasını da yapar. En büyüğünü yapmaktan başladık. Bizim kaderimiz öyleymiş. Biraz da doğru tercih yapmışız. %100 bilerek söylemiyorum. O kadar büyük vizyonla yapılmış şeydir ama şimdi en büyük makineyi biz 2013 senesinde bitirdik. Ama şimdi o makine hep yavrularını üretiyor. Dolayısıyla doğru yerden başlamışız. Tersine çok daha uzun süreç olurdu. Makine yapan makine kendi yavrularını üretiyor. Onlar da makine. O kendi yavrusunu üretiyor. Ve dolayısıyla bir üretim programımız da o sayede çok gelişti. Onun için gidiyor. Onun için biz 4T diyoruz. Herkes ne bu diyorlar. Yani Türk takım tezgahları diyoruz. 3D oldu diyor. Ya 11 çeşit makine yaptığımız için Türk takım tezgahları takımı diyoruz. 11 tane futbol takımı diyoruz. Ha oluyor, anlaşılıyor. Kundura'nın yapıldığı dikiş makinasını da işleyen küçük parçalarını frezeye ihtiyaç vardır. Tornaya da ihtiyaç vardır. Dediğim gibi sonsuz. Yani bir kimyasalı, kompoziti, boyayı karıştıran makinada bir tane metal parçalarına şekil vermek. Freze, torna ve de onların yavrusu vardır türevi. Matkap denir. El matkabıdır, büyüğü vardır, küçüğü vardır. Onları saymıyorum. Ama iki çatal kaşığa bıçağı ilave etmiyordum ama çatal kaşıksız biliyorsunuz. Mutfakta olmazsa olmazdı. Ona bir de tabak ya da tencere koyarsın, o zaman fabrika olur işte. O zaman bakıldığında aslında ikisi birbirini tamamlayan şeyler diyebiliriz. Biri olmadan diğerinin olması mümkün değil. Onun için de ne mutlu bize, böyle bir üretken bir makineyle yola çıkmışız. Üreticinin üreticisi olmuş bir makineyle yola çıkmışız. Sonsuz bir olaydır ve çok şükür 100-150 senelik teknoloji ülkelerinin birikimlerinin yorumunu yapabildik ve yarışıyoruz onlarla. Hatta çok şükür ülkemizin sanayisini bu makinalarla besliyoruz ve çok avantajlı. Niye avantajlıyız? İnsanlar 10 günde buraya servise gelecekler, o günde 10 gün bu fabrika bekleyecek. Bizim en büyük avantajımız bu. 4 saatte, 5 saatte fabrikanın yanındayız. Tamir ediyoruz, bakıyoruz. Dolayısıyla bu da bir avantaj. Çünkü bizim üretimimiz o. Birisinin bize verdiği yabancı markanın üretimi değil. %100 Türkiye malı. Türk iş falan değil yani. Bu yeni değişti ya, bu kavram hoşuma gitti. Türkiye diyeceğiz, Türkçe. Herkes Türkiye desin. Biz Türkiye diyoruz. Başka bir şey demesinler. Bu yeni bir gelişme olmuş, hoşuma gitti benim. Bizzat kendi üretiminiz her şeyiyle A'dan Z'ye size ait. Çok büyük oranda. Hala dijital yazılımda filan sıkıntılarımız var. Ama devletimiz mesela bize Ar-Ge merkezi desteğini buldu. Ar-Ge merkezi kurduk ve onların maddi desteği de var. Dolayısıyla TÜBİTAK'larımız, COSGAP'lerimizle projeler yapıyoruz. Eksiklerimizi de süratle tamamlamaya devam ediyoruz. Yani safları sıklaştırdık. Daha da sıklaşması lazım. Orkestra fena değil. Yani tek tük yanlış notalar oluyor, eksik nota oluyor. Bazen kompozisyonu kaçıranlar oluyor ama her gün daha iyi oluyoruz. Filharmoni olacağız yakında. Adınızdan sık sık dünyada da Avrupa'da da bahsettiriyorsunuz. Milli ekonomiye destek verdiğiniz, destek vermenizi sağlayan projelerinizden de bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Bir defa işte bu kadar yüzyıla merdiven dayamış şirketin ihtiyarı olarak, bunca yıl tecrübe sahibi bir insan olarak bizim dünyamızda üç şey var.
bir ürün, iki ürün, üç ürün. Bunu yapabilmemiz lazım. İthal ikameli olmayacak. En çok da alerjim olan kelime ambargo. Yap kardeşim diyorum ben kendime. Bakın benim sakam hep omzumdan inmiyor, hep duruyor. Onu da yap, bunu da yap diyor. Dolayısıyla yani evet, milli ekonomi bu. Üreten Türkiye. Milli ekonomi eşittir üreten Türkiye. Gençlerini saflarına katmış. Z kuşağı, C kuşağı falan diye öyle sağ kulağından bir anten çıkmış. Mars'tan gelmiş çocuk değil bunlar. Herkesin babasından bir farklı dünyada büyüdü. Bu çocuklarımız da bizden farklı. Ben onları hepsini çok seviyorum. Çok büyük potansiyel olduğunu biliyorum. Hep de ifadelerim onlara dönüktür. Üreten Türkiye. Üreten Türkiye olmadığı takdirde Alman'ın arabası, İtalya'nın bilmem başka bir şeyi, Fransız'ın parfümünü anlatmalamak pek insana gurur verecek bir şey değil. Onun için milli ekonomi diyoruz. Milli ekonomi eşittir nedir dersiniz bana? Milli ekonomi eşittir sıfır ithalat demektir. Sıfır ithalat olduğu takdirde kendiliğinden koşan, tay tay duran ya da emekleyen değil, koşan bir ihracat söz konusu olur. Bunu da biz yapıyoruz. Yapıyoruz ve tabii ki o sayede inşallah her geçen gün bütçe açığımız falan daha büyük oranda kapatacağız. Yani kimseye muhtaç olmadan A'dan Z'ye her şeyi kendimizin ürettiği bir Türkiye diyebilir miyiz o halde? Tabii. Benim yaşam tarzım bu. Hayat felsefem bu ve bundan da çok mutluyum. Aynaya baktığım zaman doğru yoldasın diyor. Omzumdaki de biraz daha hızlı git diyor. Ya yeter artık diyorum ya, yaşım başım belli değil diyor. Hayır, o bir buradan çıkıyor, buraya vuruyor, başlıyor. Onun için sorarsan bu orada. Ve geçmişimde bakın size bir şeyler söyleyeceğim. Şu 1971 senesinde Almanya'da birinci sömestri talebesiyim. Profesöre gittim, hocam bana bir stajyeri bulur musun dedim. 90 yaşında bir profesördü. Artık o evine gittiği gün emekli olacaktı. Çünkü dünyada eşi olmayan Profesör Wasserman işinde bir muhteremdi. Bir kek kek güldü bana. Acelen ne ya dedi, daha birinci sömestr. Yani o zaman ben Hamburg şehrinde, Hamburg'un televizyon kulesi staj yapmışım. İki sene evvel bir Berlin'e gittik, yine oradan da o kuleyi aldım. Yani müthiş bir hatıram, yazsam güzel bir roman olur yani. İyi yapmışım diyorum. Milli ekonomi uğraşmış. Hele en sevdiğim şey de gençlere şöyle bir misal bir mesaj vereyim isterseniz. 1979'un ortalarında davet edildim. Diploma tezlerimden dolayı filan. Yerim hazır. Çok güzel bir maaşım var. O güzel maaşla da bir ayda kullanılmış bir satın alabiliyorum. Onlardan biri alacak hale gelmişim ya. Allah Allah. Bayağı gözlerimi ovuşturdum yani. Ama o kadar. Yani o kadar. O tabela orada. O maaş orada. Çok özel bir fabrikanın fren silindirleriyle ilgili çok özel bir teknoloji. Asistanlık yapacaktım. Hayır. Ertesi gün uçağa bindim, döndüm ülkeme. Doğru yapmışım. Umarız İrek Makine istediği yerlere gelebilir ki geleceğinden de açıkçası eminiz diyebiliriz. İnşallah. Orhan Bey, peki son olarak izleyicilerimize, özellikle gençlerimize neler söylemek istersiniz? Gençlerimize yine malum meslekli toplum diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, KOSGEB'lerimiz, TÜBİTAK'larımız bu altyapıyı hazırlamak üzere her gün evrimler geçiriyorlar. Mesajım, meslek öğrensinler. Bu arada sadece gençlere mesaj vermek yeterli değil. Ben ailelere, annelere de mesaj vermek istiyorum. Çocukları el bebek, gül bebek büyütmek tamamdır, bizim geleneğimizdir. Ama çocuklarını meslekli olmak üzere itsinler. Ben çok seviniyorum ve bu konuda çok güzel başarıları var bizim milli eğitimimizin. Meslek liselerimizde olağanüstü gayretler var. Oraya baksınlar. Ya da şöyle ya da böyle. Ellerini, akıllarını, tecrübelerini kullandıkları meslekli topluma göz koysunlar. Gelecek orada. Çünkü yakın ve uzak coğrafyanın üretim üssü Türkiye olacak. Türkiye'nin de geleceği fabrikalardan doğacak. Fabrikalar doğacak. Barajın enerjisini de, türbünü de fabrikalar yapar. Makine yapan makinaları da fabrikalar yapar. Biliyorsunuz bir deniz topu olayı vardır.
savaş gemilerini Türkiye Cumhuriyeti yaptı ama önlerinde deniz topu yoktu. Şu anda var. O da yine işte yani savunma sektörü de orada kendini gösterdi. Dolayısıyla üreten Türkiye'ye gençlerimiz lazım. Onlar da biraz bir ışık tutabildim sanıyorum.